İki gün önce abi kendine şey dedim. Ya Allah'ın beni sevdiği kadar Allah'ı sevebilseydim abi. Ya işte mecazi bir mahba verir ve onun için kendi hayatından vazgeçiyor yani abi. İntihara kalkışıyor yani abi. Böyle hadiseler oluyor. Şimdi her şeyin aslı olan cennete gideceğiz. Esma bir de orada azami derecede tecelli ediyor abi. Orada muhabbet nasıl olacak abi ya? Yani burada adam kendinden vazgeçirse, kendinden hani kendi ademine hükmediyorsa abi orada nasıl olacak yani o muhabbetin derecesi? insanın kalbinde nihayetsiz bir istidad muhabbet derc abi. Bütün mevcudattaki incizap, cezbe ve cazibe kanları muhabbetlendir diyor abi. Hani bir aşık varsa o zaman onun aşık olduğu biri de var yani abi. Yani kainatta bir kainat birine aşıksa o zaman onun aşık olduğu bir zat da olması lazım. Bir maşuk-ı layeziliği gösterir abi. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bir aşk layezisi var kainatta gösterdiği. Onlar da herkes, bütün mevcudat kendi istidadı nispetinde yani Cenab-ı bakın aşk lahavetine karşı bir aşk lahavetiyle mukabele ediyorlar yani abi. Adres ismine muhabbetini farklı gösteriyor abi. İşte mülevin ismine muhabbetini farklı gösteriyor yani abi. Yani her bir ismiyle dahi abi muhabbetini ve aşkını gösterebiliyor yani. abi Ama bu ders çok zor bir ders ya. Bakayım abi işte gidebildiğim kadar gideceğim. Zaten siz buradasınız abi yani. Sıkıntı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bu hiçbir bir yerden ben bir defa şimdi kadar ders yaptım hatırlıyorum İzmir'de demişler. Ee, hiç kimsenin de yaptığını zannetmiyorum. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine Vesselam Ala Resuline Muhammedin Ve Ala Alihi ve 26. Pencere Haşiye Şu pencere umumi değil Ehli kalp ve ehli muhabbete hususiyeti var Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen Ve gelip geçen cemaller Hüsünler Biri cemal sermediğini Sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir Kainatın mevcudatı yüzünde Tazelenen sürekli yenilenen gelip geçen güzellikler, hüsünler bir cemal sermediğinin cilvelerinin bir nevi gölgelerinin olduğunu gösterir. Evet burada misal veriyor abi. Evet ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden, arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamaları daimi bir şensin şualarının aynaları olduklarını gösterir. Yani bir nehir düşündüğümüz zaman o nehirde sürekli parla yani o nehirde sürekli akıntı olduğu için ahında olan parlacık, e, kabarcıklarda görünen parlamalar yani onların kendilerine ait değil bir daimi işemsin şuasının emaresi olduğunu gösterir diyor abi. Seyyal zaman ırmağında da aynen öyle de seyyal zaman ırmağında da bütün mevcudatla böyle. Mesela nasıl ki o ırmakta görünen parla, yani kabarcıklarda o ırmağın akmasında oluşan para, e, kabarcıklarda görünen parlamalar bir daimi işemsin varlığını gösterdiği gibi onun güzelliğini, onun hüsnünü bize bildirdiği gibi kainatta mevcudatta görünen bütün güzellikler dahi. Hani kainatta gördüğümüz bütün güzellikler, hüsnler, özellikle çiçeklerde, baharda, ilk, ilk ya, yani ilk baharda böyle görünen bütün hüsnler onun daimi bir şemsin e, cemali sermediğini gösterir yani. Seyyar zaman ırmağında seyyar mevcudatın üstünde parlayan ...lemaat-ı cemaliye dahi bir cemal sermediği işaret ederler. Ve onun bir nevi emarelidirler. Bu abi lemalarda sayfa 348'de hani adeta Cenab-ı Hak abi kainatta tabiri caizse hani böyle muhabbetini aşkını bize gösteriyor yani. Hani kainat yüzünde parlayan lemaat ı cemalihe. Onların kendilerine ait değil bir e, daimi şemsin şu andan görünüyor yani. O zaman kainatta gördüğümüz aşklar, muhabbetler hepsi Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği muhabbet aslında abi. Kainatta nerede sorsalar ki kainatta şu mevcudatta aşk nasıl olur? şu dağlarda, tepelerde, güneşlerde, ağaçlarda. Bunların abi vazifeler, vazifelerini en mükemmel şekilde ifa etmelerinden yani ortaya çıkıyor yani. Hani mesela bir insan bir insan bir sevdiğine karşı işte yani aşırı sevdiğine bir karşı hani mecazi mahbublarda doluyor abi. Bir işte olduğu zaman hemen yerine getiriyor ya abi. İşte bütün mahbublarda böyle bu şekilde emri ilahi mükemmel bir şekilde muti gibi hizmet etmesi yani yerine getirmesi aşla şekli olduğunu gösteriyor yani abi böyle aklıma gelen bu şey olabilir mi? mesela kimyada sen bi biyolog mu? şey okudun değil mi? mesela e, hidrojen düşün oksijen ikisi de farklı e, bir tanesi yanıcı bir tanesi yakıcı niye birleşiyorlar? bir oluyorlar. Niye evleniyorlar? Çünkü, çünkü bir tanesi e, elektronu vermek istiyor, bir tanesi almak istiyor. Bizim bizim e, dünyada, insan dünyasında birisi talep edilen, birisi talep eden gibi olmuş. O, oksijenle hidrojen, bir, yani birisi elektronu vermek istiyor tam kemal bulayım diye. Ötekisi almak istiyor. Oksijen galiba kaç? Altı mıydı? 6 e, altı. O zaman nasıl bağ yapacak? 2 4. O zaman iki, iki, iki tane alması lazım. O zaman bunun isteği isteği var. Hidrojen de ben çok azım diyor. Bir yere gideyim bari bir adam olayım diyor. O da vermek istiyor elektron. O da demek ki mevcudattaki atom altı parçacıklarda bir aşk var. Yani birisi çekiyor, birisi çekiliyor. Birisi talep, birisi talep edilen. Yukarıya git senin söylediğin gibi kainatta bir birbirlerine bir ihtiyaç var. Birbirinin yek diğerine cevap veriyor. Geç yukarıya hayvanatta aynı insanlar gibi yakınlık var. Birbirini seviyorlar. Ee, mesela biri birisi yaşayamıyorlar. Tamamlıyorlar. tamamlıyorlar. Demek ki kainatta bir aşk var. Evet. Kainatta ciddi bir aşk var. Evet. Yani Cenab-ı Hak abi kainatta muhabbetini, sevgisini, aşkını gösteriyor yani tabiri caizse. Hatta bunu abi lemalarda şey diyor abi. Ve madem zi hayat aleminde daimi ve ezeli bir hayattan neşet eden, hadsiz bir muhabbetin, daimi ve ezeli bir hayattan neşet eden bir hadsiz muhabbet var abi. Bir hadsiz muhabbetin nihayetsiz bir rahmetin cilveleri görünüyor. Bu o cilveler gösteriyor ki kendini böyle sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın kutsiyesine layık, kutsiyetine layık, ve vücubu vücuduna münasip o hayat-ı sermediyenin muktedası olarak hassiz derecede tabirde hata olmasın bir aşk-ı lahuti. Yani Cenab-ı Hak'ta bir aşk-ı lahuti var abi. Hani bizde de var, kainatta da var, Cenab-ı Hak'ta da var abi. Yani kainat yüzünde bir hayat-ı sermediyenin muktedası olarak hassiz derecede tabirde hata olmasın diyor Üstad Hazretleri yine abi. Bir aşk-ı lahuti, bir muhabbet-i kutsiye. Yani Cenab-ı Hakk'a ait bir aşk-ı lahuti kainat yüzünde görünüyor yani abi bir lezzet-i mukaddes gibi şunat kutsiye o hayat akdeste var ki o şunat böyle hassiz faaliyette ve nihayetsiz bir hallakiyetle kainatı daimet hazelendiriyor. Yani o ırmağın parlamaları gibi kabarcıklarda oluşan parlamalar gibi parlattırıyor ve çalkalanıyor değiştiriyor. Yani sürekli böyle abi. Deseler ki Allah'ın aşkı kainata nasıl gözüküyor? Yani evet abi. Kainattaki sürekli... Devamlı devir deveran. Sabit olmaması. Allah seviyor, değiştiriyor, değiştiriyor, değiştiriyor. Sevgiden kaynaklanıyor. Demek ki değişmek sevgidenmiş. Devamlı değiştiriyor, tazelendiriyor. Şimdi burada abi ilk okuduğumuz yer Cenab-ı Hakk'ın hani bir Cenab-ı Hakk'a ait bir aşkı, aşktan okuduk aslında. Şimdi biraz daha kainata gireceğim abi. Kay kainatın kalbinde ciddi bir aşk var. Üstad Hazretler kainatın kalbindeki ciddi aşktır. Kainatın kalbi var abi. Kainatın kalbindeki ciddi aşk bir aşk bir maşuk laizliği gösterir. Hani bir aşık varsa o zaman onun aşık olduğu biri de var yani abi. Yani kainatta bir kainat birine aşıksa o zaman onun aşık olduğu bizzat da olması lazım. Bir maşuk laizliği gösterir abi. Evet ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle şecere-i kainatın bu çok müthiş bir kanun abi. Ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir suretinde meyvesinde bulunmadığı denetli. Meyvesinde de yoktur yani. O zaman diyor ki abi şeceri kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşk ile gösterir ki bütün kainatta fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Yani insan kainatın meyvesi olduğu için insan kainatın meyvesi olduğu için kainatta yani insanda görünen aşk ilahiyeti kainattaki aşk ilahiyetinin varlığına sebep oluyor yani abi. Yani varlığına delil oluyor yani. Çünkü insan kainattan bir şey yani. Kainatın meyvesi. Yani bir ağacın yani mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde de bulunmaz. Meyvesi insan. Yani, meyvesi insan insanda varsa o zaman ağaçta da var demektir ağaçta yani. Var. Yani insanda bir aşkı laviti varsa o zaman kainatta da bir aşkı laviti var Cenab-ı Hakk'a karşı. Evet devam edelim abi. Öyleyse kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbub ezeliği gösterir. Hem kainat sinesinde çok suretlerde tezahür eden, yani zahir olan incizaplar, cezbeler, cazibeler, ezeli bir hakikati cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşyar kalplere gösterir. Uyanık kalplere abi. Kainat yüzünde görünen incizaplar, cezbeler, cazibeler ezeli bir hakikati cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşyar kalplere gösterir. Kainatta aş noktasında görünen incizaplar, cezbeler, cazibeler Cenab-ı Hakk'ın abi aşkının emaresi olduğu gibi aynı zamanda kainatın cüzlerinin istidadın nispetinde Cenab-ı Hakk'a aşkına mukabele etmesini de gösteriyor yani. Mesela her şey istidadın nispetinde Cenab-ı Hakk'a karşı aşkının muhabbetini yani bir aşk lahitini gösteriyor yani. Mesela bir sinek, bir böcek kendi istidadın nispetinde, mahiyetin nispetinde cenab Hakk'a muhabbetini, aşk lahitisini gösterir abi. Yani bir ağaç, her şey böyle farklı yani abi. Her şeyde farklı bir lemati cemaliye var yani cemaat her şey bir mükemmele doğru gitmesi onun fiiliymiş demek. Mesela gübre elma olmak istiyor. Elma insan olmak istiyor. Her şey mükemmele hamile. Mükemmele doğru gidiyor. Bakın kainatta her şey mükemmele gidiyor. Bu kainattaki aşkı lahuti gösteriyor. Yani aşık olduğuna daha üstte, daha üstte. Yani e, o faaliyet nereden gelir? Bir ihtiyaçtan gelir veya bir aşktan gelir. Kainat kimseye muhtaç değil ki demek ki aşık. Bir maşukunu gösteriyor. Faaliyet oymuş. Yine şu alar 80'den gidiyorum abi. Diyor ki nevi insanda hususan yüksek tabakasında meslekler ayrı ayrı hadsiz zatlarda gayet esaslı bir surette bulunan şedid bir aşkı lahuti ve kuvvetli bir muhabbet-i Rabbaniye bir bedahe misilsiz bir cemal işaret eder. Yani büyük zatlarda görünen o esaslı aşkı lahuti yani bu muhabbeti rabbaniye bilmeden misisiriz bir cemale işaret eder belki şahit eder. Evet böyle bir aşk böyle öyle bir cemale bakar iktiza eder ve öyle bir muhabbet böyle bir hüsün ister. Belki bütün mevcudatta bütün mevcudatta lisan hal ve kalle edilen umum hamdü senalar ev azili hüsne bakıyor gidiyor. Belki şemsi tırmızı gibi bir kısım aşıkların nazarında bütün kainatta bulunan İncizaplar, cezbeler, cazibeler, cazibedar hakikatler ezeli ve ebedi bir hakikati cazibedar işaret ederler. Ve ecramı ve mevcudatın mevlemi misal pervane pervane gibi raksı sema kaldıran hani hepsinin dönmesi abi, hareket etmesi, hepsinin hareketi dahi aşkla ve muhabbetle diyor abi. Ne orayı da okuyacağız yani. Hani hareketler dahi abi aşk yani muhabbeti gösteriyor yani. Hareket etmesi dahi yani abi. Yani en ufak bir faaliyet dahi aşkı muhabbeti gösteriyor ana. Yani abi. Kaldıran, cezbeder ana hareket ve deveran o hakikati cazibederin cemal kususuna hükümdar ana tezahürü e, tezahüratı karşısında aşıkane ve vazife bir mukabeledir. Cenab-ı Hakk'a karşı adet abi burada şunu çıkardım abi. Herkes abi mukabele ediyor yani. Mesela Cenab-ı Hakk'ın bir aşk lazisi var kainatta gösterdiği. Onlar da herkes bütün mevcudat kendi istihadı nispetinde yani Cenab-ı aşk lahutisine karşı bir aşk lahutiyle mukabele ediyorlar yani abi. Mahlukatın en hassas ve nurani tayfesi olan ehli keş ve velayetin diye kitaptan devam ediyor. Bir tanesi ne demiştim biliyor musun? Bunu böyle konuşurken biraz. Ben diyor hep aklım denizin dalgası geliyor dedi. Denizin üzerinde çarşaf gibi değil de böyle böyle inip çıkıyor böyle, böyle dalga düşünün. yani dalgalanması sahil değil. Bu diyor, e, deniz diyor sanki bir az dalgası da kelam gibi semaya aşık gibi diyor. Yani hep böyle aşık aşık bir adamdı bu. Kainattaki aşıkları anlatırdı bana böyle. O denizin üstündeki böyle dalgalanmalar, sahile vurmalar, rüzgarın esmesi, kuşların ötmesi bunlar diyor e, bir aşıkın demdemeleridir derdi. Kainatta abi her bir faaliyet, her bir işte konuşma, her bir şey yani biz şuursuz olduğumuz yani bu noktada şuursuz olduğumuz için bütün mevcudat aslında abi aşıkane, e, bir mukabele ediyorlar Cenab-ı Hakk'a karşı. Yani işte hareketleri mesela işte dediğiniz gibi hani Üstad Hazretleri yine e, işte cazibe kanununa, güneşe 12 seyyare bağlanmış ya orada olan cazibeler veya işte diyelim ki kainatta olan her bir mevcudatta görünen cazibeler, ağaçta görünen cazibe her şey onun aşkına olan muhaberesini gösteriyor yani abi. Yani Cenab-ı Hakk'ın aşkına bir muhaberesini gösterir. Tabi biz burada muhabbet ve aşk muhabere noktasına gittiğimiz için yani farklı esmaciyetiyle gitsek farklı şeyler de gösterir yani abi. Hem mahlukatın en hassas ve nuranın tayfesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakıyla zek ve şuda isnat ederek bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine, tecellisine mazhar olduklarını ve o Cemil-i Zülcemal'in kendini tanıttırılmasına ve sevdirilmesine Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırmasına ve sevdirilmesine zevkine muttali olduklarını. Bütün mevcudat, insanlar zaten ehli, ehli kalp hüşşar diyor abi. İşte kalbi uyanık insanlar zaten bunu anlıyor yani abi. Ee, sevdirilmesine zevkine muttali olduklarını müttefiken haber veriyorlar. Yine bir zatı ı vacibül vücudun, bir cemali i vücuduna ve insanları kendini tanıttırmasına katiyen şehadet eder. Hem kainatın yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalemi i tahsin, ve tezyin o kalem sahibi zatın esmasının güzelliğini vazıhan gösterir. Yine abi kainatın yüzünde görünen hüsünler, süslemeler kalem sahibi zatın esmasının yani esmalarının güzelliğini gösterir. Cenab-ı Hak aşağıda geleceğiz abi. Her bir ismiyle abi mesela Kerem ismiyle muhabbetini farklı gösterir. İşte mutasarruf ismine muhabbetini farklı gösteriyor abi. Adr ismine muhabbetini farklı gösteriyor abi. İşte mülevin ismine muhabbetini farklı gösteriyor yani abi. Hani her bir ismiyle dahi abi muhabbetini ve aşkını gösterebiliyor yani abi. İşte kainat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keş ve şud hayatındaki hüsn ve tezinat pek latif nurani bir pencere açar. O, onun ile bütün esma-i cemile ile bir Cemil i Zül Celali ve bir mahbubu ı Layezini ve bir mabud Lemyezini üşer olan akıl ve kalplere gösterir. Ben abi buradan şeye gideceğim. Bu hani bütün büyük zatlar işte her şeyi mes ya abi. Diyor ki abi bin bir esma ilahinin her birinde pek çok tabakat hüsün ve cemal ve fazl ve kemal bulunduğu gibi pek çok merati muhabbet. Yani her bir esmada farklı nokta, her bir esmada farklı hüsn, cemal, fazıl, kemal bulunduğu gibi Cenab-ı Hak zaten bunlarla muhabbetini gösterir. Hani muhabbet nasıl gösterir abi? Bir kişiye, bir kişinin bir kişi olan ihsanından yani kemalinden veya cemaline karşı muhabbet eder. Üstad Hazretleri üç tane şey sayıyor abi. Bir ihsan, bir kemal veya bir cemal gördüğü zaman muhabbet eder yani. Cenab-ı Hak da abi bütün esmalarının iktizası olarak hüsn, cemal, fazıl ve kemal bulunduğu gibi pek çok merati bir muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır her bir mevcudatta pek çok merati ve muhabbetini gösteriyormuş yani yine aynı zamanda. abi Yani onlar birer muhabbet mertebeleriymiş yani. Hani şöyle hakayki nisbiye noktasında muhabbetini gösteriyor. Öyle söyleyeyim abi. Bu yani sefer. Evet abi. Mesela bir örnek göster nasıl Yani abi mesela insanda, misal diyorum, insanda olan muhabbetle bir hayvanda olan muhabbet, Cenab-ı karşı olan muhabbet farklıdır. Ya insan daha şürlü, daha cami olduğu için, daha şuur küllü olduğu için Cenab-ı Hakk'a olan muhabbeti abi oraya geleceğiz. Bütün kainatın muhabbetini kendinden toplayıp Cenab-ı Hakk'a ehadiyet noktasında muhabbetini göstermesi ve vahidiyet noktasında daha ilerlerse abi vahidiyet noktasında da bütün kainat onun cüz'i efradı olup bütün kainatla birlikte Cenab-ı Hakk'a muhabbetini göstermesi. Şimdi mesela inek nasıl gösterirse? İnek de abi vazifesini ifa etmesiyle abi. Mesela şöyle diyelim ki süt dermesiyle, ot yemesiyle yani bu şekilde gösterebiliyor yani abi. Mesela, yani. Şefle ot yemesi. Evet abi. Şevkle vazife darane koşması böyle. Onların aslında muhabbet darane hareket ettiklerini, muhabbetle çalıştıklarını gösteriyor yani. Hatta Yine, yani, zerrelerin abi kendi arasında mesela vücudu insana gelirken yarışması ve içeride hani ağaçla muhabbetle yarışıp hani en yüksek, en keman noktaya gelmesi yani. Mesela işte dima olsun veya hani zerreler içeri girdiği zaman abi her bir vücudun her bir kısmına ayrılırken yine kendi arasında yine bir aşk ve muhabbetle yarış vardır yani. İnsanın, kimileri insanın kalbine, kimileri ise insanın dima mertebesine hani orada yer almak için yine bir aşk ve muhabbetle koşar, koşarak hareket ederler yani abi. Yani şey evet abi. Yani. Devam ediyorum abi. Evet. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkiki evliya bütün kainatın mayesi muhabbettir demiş abi. Mesela siz bazen misal abi. İşte süt var, yoğurt yapacağız yani. <laughs> ne kullanıyoruz? Maya kullanıyoruz yani. Onun kainatın mayesi muhabbetmiş yani abi. Zaten bir kainatın bir sebebucu da muhabbet diyor yani abi. Bütün mevcudatın harekatı, bütün mevcudatın hareketleri abi muhabbetledir diyor abi. Bütün mevcudattaki incizap, cezbe ve cazibe kanları muhabbetlendir diyor abi. Bütün kanunlar muhabbetten gelmiş yani abi. Çekme ve çekilmeler, kanunlar. Bütün o hareket hep muhabbetten geliyor. Evet, abi. Mesela anneden, anneden bir baksana size. Anneden muhabbeti kaldır. Çocuğa karşı hareket olur mu? Olmaz. yani. Bak bakayım ne diyor? Namusu, şefkat, düsturlar o, muhabbetten mi çıkıyor öyle mi diye? Evet. Aynen, aynen Hikmet. Şey diyor ya abi. abi, hani aşk muhabbet abi mukabele bekler, mukabele ister. Dokuzuncu mektupta söylüyor abi. Hani şefkat öyle denilir. Ama aşk mukabele istiyor. Eğer insan abi insan olsun, kainatta mevcudat olsun. Cenab-ı Hakk'ın abi muhabbetine, aşkına mukabele etmeseydi yani dediğiniz gibi donuk olacaktı. Belki de kainat olmayacaktı yani. Hani Cenab-ı aşkına yani yani muhabbetine muhabbetle mukabele etmeseydi abi. Çünkü aşk ve muhabbet mukabele ister, iktiza eder yani. Mukabele olmazsa olmaz yani abi. Düşünebiliyor biliyor musun kendisine küfre evet kendisine küfreden Ebu Cehil'i hala rızkını kesmiyor. Düşmanına bile Cenab-ı Hak muhabbetle bakmış. Baksana. Onlardan birisi demiş. Melek mest, felek mest, nucum mest, semavat mest, şem, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasır mest, nebatat mest, necar mest, şecer mest, beşer mest, seraserzi hayat mest, hemen zerrat mevcudat beraber mest Yani muhabbet ilahinin tecellisinde ve o şara muhabbetten herkes istidadına göre mestir. Malumdur ki her kalp kendini ihsan edeni sever ve hakiki kemale muhabbet eder. Ulvi bir cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatları dahi ihsan edeni, ihsan edeni daha çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde Cenab-ı abi binler ihsan defineler bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesut eden. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti nasıl görünüyor? Bu, bu şekilde de yani. Bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesut etmesi. iyilikleriyle güzellikleriyle onları mutlu etmesi yani abi. Bütün Aynen. sevdiğimiz her şey yani. Hani ailemizi, çevremizi. Hani onlara en büyük zaten mutluluk varlığa çıkmaktır yani abi. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi ''Her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesut eden ve binler kemalatın menba olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan, bin bir esmasının müsemması olan Cemil-i Zülcelal.'' Yani Cenab-ı Hak kainatta, bütün kainatta, abi, kainatın hakikati esma ilahi olduğu için bütün kainattaki her bir esmasının meratibiyle ihsan, kemal ve cemalini göstermekle muhabbetini gösteriyor. Yani her bir şeyde hakim olan esmasın iktisa, iktizası nispetinde gösteriyor. Mesela her bir eşyada abi farklı bir esma vardır. Hani bir hani eşyanın hakikati bir esmaya dayanır. dayanır. Mesela işte bunun farklı bir esmaya dayanır. İşte ağacın iki farklı bir esmaya dayanır. Yani insan ki işte yine insan da farklı esmalara dayanıyor ya abi. Şimdi o görünen esmaların nispetinde Cenab-ı Hak orada kemalini, cemalini ve ihsanını göstermesiyle o eşyaya muhabbetini veya işte bize veya bütün nevcata o şekilde muhabbetini gösteriyor yani abi. Fiilde tezahür ediyor. Evet abi, Mesela ben seni seviyorum ama senin çok şeye ihtiyacım var. O da bende var ama vermiyorum. Ama ben iddia ediyorum seni çok seviyorum. Oldu mu şimdi? Mektubat'ta bir ifade var ya abi. Hani iltifat-ı rahmaniye Cenab-ı Hakk'ın bize ona iltifat etmesi, onu göndermesi abi. Hani onun ondan bizim alacağımız manevi lezzet normal elma yemekte aldığımız lezzetten bin derece daha fevkaladır yani. Cenab-ı Hakk'ın abi o elmayı göndermesiyle bize ettiği muhabbet abi elmayı yiyip lezzet almamızdan bin derece daha fevkalade bir lezzettir yani abi. Bir daha yani böyle daha yüksek yani abi. O Cenab-ı Hakk'ın bize muhabbet edip bize elmayı göndermesi abi. Bize muhabbet edip bizi yaratması, bize muhabbet edip kainatı yaratması yani her şeyi yaratması, bütün mevcudatı yaratması ve bizi mesut, işte bize ihsanatını, bize kemalatını, bize cemalini göstermesi abi. Bize muhabbet edip böyle yapması. Yani o eşyanın, o fani olan eşyanın yani ondan alacağımız lezzetten bin derece daha fevkalade bir lezzettir yani abi. İki gün önce abi kendime şey dedim. Ya Allah'ın beni sevdiği kadar Allah'ı sevebilseydim abi. Allah'ın beni sevdiği kadar ya. Hiç olmazsa böyle Allah biraz muhabbet edebilsem. Yani insan abi bazen utanıyor yani. yani mesela şöyle şimdi birisi mecazi mahbublarda doğru abi. Mesela birisi birisini seviyor. Ona karşı sevdiğini göstermezse işte biraz yani karşıda biraz bir şey oluyor yani hani. Hani böyle bir üzüntü falan oluyor hani. Veya şey oluyor yani abi. Karşı taraf üzülüyor yani. Ama hani Cenab-ı böyle değil de hani. Biz hani biz böyle göstermezsek yani insan biraz utanıyor yani. Ya bir de söyle Allah, Allah beni sevdiği kadar. Ben Allah'ı sevdiyseydim abi. <laughs> yani abi Her şey abi. Her şey muhabbet yani. Yani muhabbet penceresinden baktığımız zaman Kainattaki her bir hareket, her bir faaliyet, her şey kainatın varlığı dahi muhabbetle yani. Şimdi abi insana geliyorum. İnsan da abi nihayetsiz merati ve muhabbeti. yani bütün mevcudat her bir kendisinin istihadı nispetinde. Esma ilahinin tecellisin, yani mahiyetine tecellisin nispetinde abi. Böyle muhabbetini, Cenab-ı Hakk'a muhabbetini gösteriyordu. Şimdi insan da abi nihayetsiz merati muhabbeti Cenab-ı Hakk'a göstermesine biraz. Böyle geçeceğiz abi. Diyor ki abi zaten sen sana sende senin nefsine olan şiddet muhabbetin onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki sen su istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Öyleyse nefsindeki ene hüveyi göster ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir diyor abi. Kainattaki dağınık bütün muhabbetlerimizi toplayıp yani bütün hepsini kendine toplayıp abi Cenab-ı Hakk'a öyle mukabele öyle mukabele edeceğiz yani abi. Yani kainatta bütün muhabbetleri insan topluyor abi. Allah'ın nihayetsiz muhabbetiyle, nihayetsiz bir mukabeleyle abi Cenab-ı Hakk'a muhabbetini evet. gösteriyor yani. Şimdi peki nasıl göstereceğiz bu? Şöyle abi ben külliyattan böyle dolaşarak gideceğim abi. Hep böyle okuduğum yer eksetli külliyattan. Arada notlar var tabi. Diyor ki abi sonuna yine 124 sözler. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleri kendini sevdirmesine karşı. insan da Cenab-ı Hakk'ın kendini sevdirmesine karşı. Muhabbet ve aşk ile mukabele edip kenar budu ve iyyake nestaîn dediler. Biz de abi kenar budu ve iyyake nestaîn ile aşk ve muhabbetimizi muhabbetimizin mukabelesini yapıyoruz yani abi. Namazda oluyor abi. Şimdi evet abi. Hani nun da abi 3 üstad, üstad hazretleri hani nun sırrı var ya abi. Hani bütün kainat var, bütün insan insan bütün kainat var. Ne Nabudu. da -na Evet abi. <laughs> Nun abi üç cemaat var. Hani umum mevcudat bizler umum mevcudat namına bizler vekil tayin edilip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz ana yani abi. Hani diyor abi bu yine sözler 360'ta diyor abi. Nasıl bir zabit neferatının yakın hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatta kumandanlık yapan ve mevcudat arziye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde abi. Bu bizim kendi hususi alemimize bakıyor yani kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke na'budu ve iyâke nesna'in der. Yani bu şekilde kendi hususi alemimizden kanattaki nihayetsiz muhabbetleri toplayıp Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz muhabbet ile İyyâke na'budu ve iyâke nesna'in ile mukabele ediyoruz yani abi. Aa, o, onu toplama merkezi. Evet, evet abi. Toplama merkezi biz oluyoruz yani abi. Evet. Mu yani muhabbet ve aşkla İyyâke na'budu ve iyâke nesna'in dememiz hani o muhabbet ve aşkların hepsini kendimizde toplayıp Hani Cenab-ı Hakk'a göstermemiz yani. Bu abi hani miracın, hani normalde namaz miracıdır ya abi. Miracın hikmetinde şeydi abi. Burası burası güzel bir yer. Benim çok hoşuma gidiyor abi. Miracın hikmeti. Diyor ki abi, işte saniye mevcudat. Bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün mevcudatta tecelli muhabbeti intişar edilmiş. Yayılmış yani abi. Bütün envanı bir noktada, bir aynada görmek. Bütün envan o çeşit çeşit muhabbetlerini abi bir noktada bir aynada abi. Benim aynamda ya yani sizin aynanızda herkesin kendi hususi aynasında abi. Görmek ve bütün enva cemalini, bütün güzelliklerinin çeşitliklerini abi ehadiyet ile göstermek için. Hani ehadiyet sıyrıyla göstermek için miraç hadisesi olmuş abi. Diyor ki abi i hırkatın bir meyve münevver göstermek için şu olmuş. Şeceri-i hırkatın bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi o şeceri-i hakaikin esasını istifa edecek bir çekirdek hükmünde. Yani kalbi, kalbi bütün kainattaki olan muhabbetleri toplayabilecek bir istatlı olması lazım abi. Üstad Hazretleri de zaten üçüncü lemada diyor ki abi insanın kalbinde nihayetsiz bir istidadı muhabbet derece abi. Allah, Allah ne kadar? Nihayetsiz. Of. Abi nihayet yok. Çünkü nihayetsiz esma ilahi olduğu için abi nihayetsiz bir mukabele gerekiyor yani. Ee, şuradan okuyayım. Öyle bir zatı o mebde evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt ittisal hükmünde olan bir miraç ile hani bir bağ söylüyordunuz abi hep böyle çekirdek ve meyve arasındaki bir bağ yani o ferdin kainat namına aslı şurası abi miraç ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini gösterir. Kainat namına Cenab-ı mahbubiyet abi hani cenab sevgisi yani. Muhabbet biz seviyoruz. Mahbubiyet cenab Hak bizi seviyor yani abi. Hani Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, hani akrebiyet ilahiyenin inkişafına bakıyor muhabbet, şey, mahbubiyet abi. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, Cenab-ı Hak kendi muhabbetini gösteriyor yani abi. Hani fer o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek, hürriyet-i cemaline müşerref etmek. Burası abi ve ondaki halet-i başkasına sirayet etmek. Yani bunu biz de yapabiliriz yani abi. Bunun altında şey yazdım abi. Herkes hani aynası derecesi nispetinde Cenab-ı Hakk'a mahlukatta gösterdiği nihayetsiz muhabbeti ve aşk-ı kendi aynasında nihayetsiz bir aşk-ı ile mukabele ediyor. Ondaki haleti hususi başkasına sırayla etmek diyor ya abi. Yani şurası abi. Diyor ki abi 3. lemada şey 11. lemada abi. Habibullah'ın zilli altında mahbiyete masar olmak ifadesi abi. Yani abi herkes derecesine göre Habibullah oluyor yani abi. Herkes derecesine göre Abdullah oluyor. Abdullah'ın zilli altında ama. Yani biz de Abdullah'ız yani abi. Allah'ın Evet abi. Sevgilisi. Ama Abdullah'ın Evet abi. Habibullah'ın o zilli derbesiyle. altında. Onun sünnet-i seniyesine Aynen. uyma nispetinde onu sevdiği gibi seni de seviyor. Aynen abi. Mesela ben sevdiğimi sev, birisini çok seviyorum. Sevdiğime benzeyenleri de sevdiğimden dolayı severim. 11. elemanı abi oraya da not aldım. İnşallah oraya da gireceğiz biraz da Diyor ki abi yine sözlerden gideceğim abi. Sonra imanın bir nur muhabbeti sana vermekle gayrı mütenahi bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani şurası abi cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtindir abi. Külli bir külli nurani hükmüne geçtindir abi muhabbeti yani imanın bir nuru olan muhabbeti vermekle yani abi. imanın bir nuru olan. Muhabbeti sana vermekle. Demek yani. ki kafirin ruhu kainata düşmandır. Evet abi. E iman, imanın nuruymuş. imanın muhabbeti. nuru muhabbet abi. Kainattaki uhuvveti iman görür. Evet abi. Kainatta kainata küfürle bakan kainatı ecdemi düşman çatışma mücadele yeri görür. Aynen. Gafil müslüman çatışma görür. Dünyayı çatışma yeri görür kapışma yeri görür. Yarışma yeri görür. Oysa muhabbet, imanın bir nesi olan diyor, nuru olan evet abi. muhabbet ile kainatı muhabbeti gözüküyor. Abi söylüyoruz böyle not da alıyoruz yani. Hani derstekiler de evet. böyle not alırsa güzel olur yani. Evet tabii not alacağız. Mesela yani. ben şunu ders yapıyorum. Hani ders yapıyorum değil yani. Ama ders derste zaman beraber not alıyoruz yani. yani beraber müzakere müzik. yapıyoruz abi. Ben burada not da alıyorum tabii yani. Ki. Mesela şu an Hasan abi söylüyor ben not alıyorum yani. Güzel bir yere geçeceğim abi. Şimdi şey dedik abi bana muhabbeti vermekle cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne getirdi abi. Şöyle abi yine şurayı da okuyayım. İnsanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet. Eğer sırrı tevhid yardım etse bu küçük insanı kainat kadar büyütür. Genişlik verir ve mahlukatın azenin bir sultan yapar. Yine abi şurası. Hayat da siyasıyla abi. Kainatın eczaları benim efradım olduğundan abi. Ve aynı zamanda ben kainatın noktayı mihrakesi. İnsan abi kainatın noktayı mihrakesi. Yani hareket noktası. Olması hasebiyle yani kainatın her yüzünde görünen muhabbet benim ile gösteriyor yani abi. Yani herkesin hususi aleminde kainatta her bir yüzünde görünen muhabbet onun ile gösteriliyor yani abi. Yani kainat olan ben, benim cüzlerim olan mevcudatta görünen muhabbet benden gösteriliyor abi. O muhabbeti bir nevi ben Allah'a gösterdiğim gibi o muhabbet de benim Allah'a o cüzlerde gösterdiğim muhabbetim oluyor yani. Abi kainatın her biri benim cüzüm ya abi. Yani kainatta gösterdiğim Cenab-ı Hakk'a aslında benim muhabbetlerim yani onlar. Ben hani hayat vasıtasıyla yani cüz'i bir hayat ve hayatla muhabbetle abi. Cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtiğim için abi. Yani aslında her şey benim cüz'i bir efradım olduğu için o kainatta görünen Cüziyatlarında gören muhabbetler aslında benim Allah'a takdim ettiğim, benim gösterdiğim muhabbetim yani abi. İşte bunu kendi na budu sanki benim imiş gibi, ben yapmışım gibi. Kainat benim imiş gibi, kainatın ubudiyetini, muhabbetini insan namazda Allah takdim ediyor. Evet. Ben kendi alemimde kendi kainatımın ifadesi olarak Rabbime olan muhabbetimin derecesini gösteriyorum. Meratibi muhabbet dediği için abi. O zaman ben olmamalıyım ki muhabbet görünsün, her şey görünsün. Ben olmak ise ben olmamakladır. Bunu not aldım abi. Nasıl hani o zaman ben olmayalım ki, hani ben olmayayım ki muhabbet görünsün, her şey görünsün. Ben olmak ise ben olmamakladır yani. Ben, ben, ben olayım dersen ben benlikten çıkıyorum. Çıkıyor evet, evet abi tamam. Sen ee, Diyor ki abi şu nihayetsiz ke kemalat muhabbet vahidiyet ve ahadiyet vahdiyet ve ahadiyat dairesinde zat-ı kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevhim olan kemalat, kemalat değildir. Şimdi ben burada abi vahdiyet ve ahadiyeti ayırdım abi. Ehadiyet abi, hani muhabbet noktayı nazarında. Kendi kalbinde nihayetsiz muhabbeti toplayıp nihayetsiz bir şekilde hani kalbiyle muhabbet, hani aynadarlık ediyor, muhabbetini gösterir, bir aşkı, lahiyeti gösterir. Bir de abi vahdiyet ise hani hayat, biraz ben oraya tatbik ettim. Hani hayat vasıtasıyla kainatta gösterdiğim muhabbet, kainatta benim cüzi efradım olduğu için abi her yerde ben her yerde benim var. Ben varım yani abi. Benim oralarda gösterdiğim muhabbet yani. Bütün kainat benim yani abi. Aslında gösterdiğim o zaman bütün muhabbet de benim yani. Hani vah, e, vahidiyet noktayı nazarından böyle aklıma geldi de siz daha abi. Şimdi gelelim ailenin derecesine abi. Biraz sünnet-i bahsine gireceğim abi. Diyor ki abi aynanın derecesi nispeti ne dedik? Aynanın kalitesi abi sünnet-i seniye ile oluyor. Çünkü hani İmam Rabbani radıyallahu diyor abi hani meratibi katı meratip ederken seyri de En parlak, en haşmetli, en latafetli, en emniyetli sünnet-i seniye it itibağı, esas tarikat iddiaz edenleri gördüm. Yani abi kişinin abi aynasının parlaklığı, letafeti, haşmeti, emniyeti abi Sünnet-i seniye ittiba iladır yani abi. Yani çünkü Cenab-ı Hak kainatta ettiği zat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Yani kainatta görünen asıl muhabbet odur yani abi. O zaman onun yolu olması lazım ki bizde de onda görünen muhabbet ve hadiyet ve hadiyet cih cihetiyle onda görünen muhabbet bizde de görünsün yani abi. Biz de Habibullah yani. Yani onun yoluna gitmek gerekir yani abi. İşte şu sırdandır ki Vedud ismine masar bir kısım evliya cenneti istemiyoruz bir, bir lemay muhabbet ilahi ebeden bize kafidir demişler. Hem onlardan hem ondandır ki hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rüyeti cemal ilahi bütün cennetin lezaizine faiktir üstündür. Yani abi bunun keyfiyetini hala anlayamadım. Mesela biz burada işte mecazi da hani burası şimdi şu dünya abi hani gölge hani biz diyoruz ya yemek doğasında işte ya Rab işte gösterdiğin gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Hani aslı menbaası cennet. Şimdi burada abi bu dünyada insan muhabbet için abi hani, hani muhabbetin o kadar hani hadsiz bir muhabbet var ya abi. Hani işte mecazi bir mahba verir ve onun için kendi hayatından vazgeçiyor yani abi. İntihara kavuşuyor yani abi. Böyle hadiseler oluyor. Şimdi her şeyin aslı olan cennete gideceğiz. Esma bir de orada azami derecede tecelli de abi. Orada muhabbet nasıl olacak abi ya? Yani burada adam kendinden vazgeçirse, kendinden hani kendi ademine hükmediyorsa abi orada nasıl olacak yani o muhabbetin derecesi? Mahbub ezelinin elbette bir zerre muhabbeti abi. Kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Kainat onun cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbub ezelinin kendine kendi hafine söylettirdiği şu ferman ezeli dinle. Hani in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Bu ayet şey diyor ya abi. Hani madem Allah'a imanınız var, Allah'ı seveceksiniz. Elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Yani sende bulunan bütün muhabbetlerin hani Cenab-ı Hak inkânatta, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da yani gösterdiği o muhabbetlerin, aşkı lahitilerin görülmesi için sende yani Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesine ittiba etmek zorundasın yani abi. Yani kim olursa olsun yani İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücbel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır diyor abi. İnsan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mahzar olmasıdır. Hem kendi esma, esmasını sevmesiyle o esmanın en parlak aynası olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı sever ve Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü vesselam'a benzeyenleri dahi derecelerine göre sever. Şimdi abi ben buradan şöyle bir şey diyeceğim. Ee, şimdi sünnet seneye ittiba ile insan hani Habibullah'ın zırlığı altında makam, mahv in, makam mahviyete mazhar oluyor abi. Hani sünnet seniye ittiba ...Habibullah'ın zillatına ama kemah Aynı zamanda abi hani sen mesela sünnete ittiba etmekle sen kendini değil Habibullah'ı gösteriyorsun. Hani diyor ya abi herkes cilve-i nur Muhammed'i yani. Değil mi abi? Şimdi bunları toplayacağım abi. Herkes cilve-i nur Muhammed olduğu için hani nuru Muhammed'i yani Cenab-ı Hak'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bir istediği aşk-ı lahuti'yi gösterdi, gösterdiği Peygamber Efendimiz'in gösterdiği aşkı ı lahuti'nin Cilvesini sen de yani Allah'ın Resulullah'tan istediğini sen de kendine gösterin. Hatta sen hani Resulullah'ın orada cilvesi görülmüş cilvesi oluyorsun yani abi. Muhabbet noktasında, aşk noktasında yani abi. Allah'a muhabbetini, aşkını gösterin yani. Böyle aşk lahiti gösterin yani abi. Sen orada Resulullah görünüyor. Sen değil Cenab-ı Hak ama senin kendi aynanda yani abi. Yani orada Resulullah görünüyor. Aşk lahitiyle kainatta, bütün mevcudatta, insan kalbinde bir mukabele ediyor Cenab-ı Hakk'a karşı abi. Hani sen yoksun yani. Zaten şimdi seni itibar ettiğiniz zaman sen yoksun yani abi. Yani sünneti seni itibar etmek demek ben kendimi yaşamıyorum. Resulullah'ı yaşıyorum. Evet abi. O gösterdiğin muhabbet abi. Resulullah'ın gösterdiği muhabbet gibi oluyor yani abi. Cenab-ı Hakk'a karşı. Aa. İşte ey maddiyat karanlığında, evham zulmatında boğucu şüphat içinde çırpınan gafil insan. Kendine gel. Kendine geldi abi. İnsaniyete layık bir surette yüksel insaniyete layık bir surette yüksel. Şu dört delik ile bak cemal vahdeti gör, kemal imanı kazan, hakiki insan ol. Şimdi abi normalde konu bitti. Bir de mesela bunlar olmazsa hakikat hani tersine oluyor yani abi. Mesela bir insan abi Allah'ın muhabbetine karşılık hani kafirlerde özellikle oluyor ya abi. Zaten bahsettiniz abi. İman ile muhabbet ile hani işte sünnet seriyle muhabbetini göstermezse abi Cenab-ı Hak karşı, Hani hani adevet ilahi olur yani abi. Mesela kişiden muhabbet ilahi gözükmezse bu sefer adavet-i ilahi yani gözükür. Yani. Otomatik Zıttı otomatikman oluyor. Yani. Allah'a davet olur. Hani, evet abi. Yani Üstad Hazretleri diyor abi kafirlerin Cenab-ı Hakk'a düşman olmasının sırrı budur yani. Hani orada her şeyin olayı o kim istiyorsanız abi. Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir etti. Cemal-ı Mutlak'tan, ebedi ayrılmaktan gelen Allah'tan, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak onu adavetle, ancak onu adavetle tabi, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir abi. Hani sevdiği, muhabbet ettiği her şey için abi. Hani. İyi abi, maşallah çok 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 güzel oldu. 26. pencere çok zor bir yer. Abi biraz aynen. Bir de şey mesela, Hani bazı şeyleri, yani mesela normal zamanda okudu zaman insan burada biraz şey yapamıyor abi. Bazen Kelama dökemiyor abi. Ama normal zamanda okuduğu zaman biraz ra, rahat oluyor. Tabii ki. Aynen. Kolay değil yani orada. şimdi. Aynen abi. Çok zor. Bayramı geçen görmedin mi? <laughs> Akbetini ah, değiştirdi terden sonra. Peki. Ve ahir davahım enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu abi bir de şey var abi. Hani 11. sözde hani diyor ya abi. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini göstermek istemesi sırrıyla. Onun abi Arapça ifadesinde normalde hub kelimesi geçiyor abi. Hub. Hub yani. Yani Hup. sevgi. Hani evet. adeta Cenab-ı Hak sevgisini görüp göstermek şeyi de var yani abi. Hani dediği mesela o hani hub açmak yani hani şey hani hububattan yine hub hububat böyle çekirdek hani muhabbet öyle gidiyor yani abi. Dediği noktada belki. Evet abi. Tchau.